Herkese merhabalar. Bu dersimizde arkadaşlar limitin grafik uygulamalarından bahsedeceğiz. Limitte grafik sorularını çözerken bilmeniz gereken 3 tip grafik var. Bu 3 tip grafiğe hakim olursanız bütün soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. İsterseniz bu grafiklere hemen bir başlayalım. Birincisi arkadaşlar bizim en sevdiğimiz en kolayımıza giden nedir bu? Bize bir tane koordinat düzlemi verilir ve üzerine grafik Tek bir hamlede çizilir. Yani kalemi kaldırmadan şu şekilde grafik çizilir. Burada arkadaşlar hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yoktur. Burada sadece neyi bilmeniz gerekiyor? Noktanın apsisine karşılık gelen ordinat değeri limit değeridir. Mesela atıyorum. Şurada bir eksi ikimiz olsun. Buna karşılık gelen değerde de ordinatımız da 3 olsun. İşte eksi 2'deki limit değeriniz kaçtır? 3'tür. En sevdiğimiz grafik tipi bu. Peki ikinci bilmeniz gereken grafik türü arkadaşlar. Grafik çizilirken araya boşluklar serpilir. Nasıl bir şey olacak? Mesela şunun gibi grafik başlayacak. Bir boşluk devam edip gidecek. Bu da arkadaşlar bizim için sıkıntı çıkaran bir grafik değildir. Oradaki boşluk limit değerini etkilemiyor. İleride göreceğimiz süreklilik değerini etkiliyor. Onun için burada da gene noktanın apsisine karşılık gelen mesela eksi 3 olsun. Ordinatımızda 1 olsun. Eksi 3'e karşılık gelen limit değeri de gene 1'dir diyeceğiz. Oradaki boşluk limit için bize bir sıkıntı çıkartmıyor. Ve son olarak işte bizi en fazla zorlayacak grafik türü de bu arkadaş. Grafiğimizin koptuğu tiplerdir arkadaşlar. Nedir o? Grafiğimiz gelir bir yerde boşluk olur kopar sonra başka bir yerden devam eder grafik. İşte burada bir kopma var. Kopmalarda arkadaşlar limit sorularına ne yapacağız? Çok dikkatli olacağız. Bizi en fazla zorlayan şey budur. Burada ne yapacağız peki? Burada sağdan limit ve soldan limit kavramlarını oluşturacağız. Eğer bir noktada sağdan limiti, soldan limiti birbirine eşitse o noktada limit vardır diyeceğiz. Şimdi isterseniz bunları örnek üzerinden açıklayalım. Daha kolay, daha anlaşılır bir şekilde uygulayabiliriz. Şimdi ilk örneğimize bakalım. En sevdiğimiz grafik türünden. Herhangi bir boşluk, herhangi bir kopukluk yok. Grafik başlıyor ve gidiyor. Hemen bakalım. Ne diyor bize? Limit x 5'e giderken f'deki değerini istiyor. Yani bize şunu demek istiyor arkadaşlar. Apsisi 5 olan noktanın ordinatını buluyor. Bakıyoruz. Apsisi 5 olan noktanın ordinatı. Kaça geliyor? 4'e. O zaman bunun da limit değeri kaçtır? 4 diyoruz. Yani şu fonksiyonlarda f2 kaçtır grafik üzerinden okuyabiliyorsanız, f5 kaçtır grafik üzerinden okuyabiliyorsanız bu limit sorularını bu grafikte rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. İkinci örneğimize bakalım. Gene bakıyoruz. Limit x 2'ye giderken fx. Grafiğimize bakıyoruz arkadaşlar. Grafikte bir bükümme var ama herhangi bir boşluk, herhangi bir kopma yok. Dolayısıyla yine bizim için bir sıkıntı değil. Ne yapacağım ben? 2 noktasındaki absiste ordinat değeri kaç? Hemen bakıyoruz. İkimiz burada mı? Hatırlayınız x ekseni üzerinde bütün ordinat değerleri kaçtı? 0. Yani şu noktanın koordinatları 2'ye 0. Yani bu ne demek? 2 noktasındaki limit değerimiz 0 demektir. Dolayısıyla burada da limitini hesaplamış olduk. Herhangi bir problem, sıkıntı yok. Peki. Diğer bir örneğimize bakalım. Ha, bakınız burada grafikte bir boşluk var. Bir için karşılık değeri gelen değeri yukarıda vermişler. Ama limit için yine bir sıkıntı oluşturmuyor bize. Ne yapacağız biz? Bir için ordinat grafikte kimiyle eşleşmişse cevap o. Bakıyoruz arkadaşlar. Bir için grafikte kimle eşleşmiş? 2 ile. O zaman limit x 1'e giderken fx değeri kaç eşit gelecektir? 2'ye eşit gelecektir. Burada sakın ha şu arkadaşa noktaya gitmeyiniz. Peki o kimdir? O arkadaşlar f'in görüntüsüdür. Yani size birisi f1'i sorarsa kaçı işaretleyeceksiniz? 3'ü. Ama limit x1'e giderken f(x)'i sorarsa o zaman ne yapacağız? Grafikteki görüntüye bakacağız. Grafikteki görüntü kim? 2. Dolayısıyla burada da limit değerimiz kaç oluyor arkadaşlar? 2. Yani direkt ne yaptık gene? Nokta ile ordinat eşleşmesine göre limit değerini bulmuş olduk. Herhangi bir problem yok. Şimdi gelelim esas mevzuya. Yani limit sorularında bizi en fazla zorlayacak olan grafik türüne. Yani kopmaların olduğu grafiğe bakalım. Şimdi isterseniz hemen şu yeşil grafikten başlayalım. Ne diyor? Limit x 3'e sağdan giderken fx. Ha, şimdi şuradan kısaca bahsedeyim. Şu 3'ün üzerindeki artı işareti arkadaşlar 3'ten büyük değerlerle 3'e yaklaşın demek. Ne demek bu? Şimdi bakın şu sayı doğrumuz olsun. Şu da 3 olsun. Bu 3'e yaklaşmak istiyorsunuz. Buna açılmak istiyorsunuz. İki ihtimal var. Ya bunun sağ tarafından geleceksiniz ya da bunun sol tarafından geleceksiniz. İşte sağ tarafından gelme, sağdan yaklaşma 3 üzeri artı ile gösteriyoruz sol taraftan gelmeyse arkadaşlar soldan yaklaşma 3 üzeri eksiyle gösteriyoruz. Esasında bu çok da böyle sağ sol diye aklınızda kalmasın. Sağdan yaklaşmak demek 3'ten büyük sayıların olduğu taraftan gelmek demek. Yani sağ demek büyük sayıların olduğu taraf. Büyüklük küçüklük olarak aklınızda tutarsanız daha kolay daha rahat bir şekilde soruları çözebilirsiniz. 3'e soldan gelmek demekse 3'ten küçük sayıların olduğu taraftan 3'e yaklaşmak demektir. Eğer bu noktada limit x 3'e sağdan giderken f(x) eşitse, limit x 3'e soldan giderken fX'e x'e ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 noktasında limit vardır diyeceğiz. Dolayısıyla 3 noktasında limitin olabilmesi için şart ne? Sağ limitin sol limite eşit olmasın. Peki bunlar nerede olacak grafik sorularında? Kopmalı grafik sorularında olacak. Şekil adı olduğu gibi. Bakın soldan grafik gelmiş, kopmuş, aşağıya düşmüş. Sonra aşağıdan ne yapmış? Devam etmiş. Onun için sağdan soldan diye soruyor. Bakalım ne diyor? X 3'e sağdan giderken. Şimdi bazen şöyle bir şey oluyor. X 3'e sağdan gider deyince öğrencimiz sadece şurayı düşünüyor. Burayı hayal ediyor. Sanki 3 burasıymış gibi düşünüyor. Burası arkadaşlar sonsuz tane 3'ten sadece bir tanesi. Hangisi bu? 3'e 0 noktası. Dolayısıyla 3'e sağdan giderken, 3'e soldan giderken deyince bütün 3'leri düşünmeniz lazım. Peki bütün 3'ler nedir? Şu 3'ten geçen x ekseni dik olan doğrudur. İşte bütün 3'ler arkadaşlar bu x eşittir 3 doğrusunun üzerindedir. Siz ne yapacaksınız? Size herhangi bir noktada limit soruyorsa hemen bu doğruyu gözünüzde canlandıracaksınız. Grafiğe onu çizeceksiniz. Şimdi bakıyorum. Hakikaten de bu 3'ü çizdiğim zaman bir sol taraftan gelen grafik var. Bir de sağ taraftan gelen grafik var. O zaman biz 3'e sağdan gider, gelirken ne yapacağız arkadaşlar? Sağdaki grafiği kullanacağız. E hemen kullanalım. Bakınız 3'ün sağındaki yani 3'ten büyük sayıların olduğu taraftaki gelen grafik bu mu? E kimi gösteriyor bu? 2. O zaman sağdan limitimiz kaça eşit olacak arkadaşlar? 2'ye eşit olacaktı. Peki şimdi soldan limite bakalım. 3'ü çizmiştik bakıyoruz. Ha, bakın 3'ten küçük sayıların olduğu taraf bu taraf. Ya da o çizdiğiniz z 3'ü onun solundaki grafik bu arkadaş. Peki bu kimle eşleşmiş? Bakın ordinata 4 ile değil mi? Bakınız 3 bu grafik üzerinde kimle eşleşmiş? Sol tarafta 4 le. O zaman 3'e soldan yaklaşırken limit değerimiz de kaça eşitmiş? 4'e. Şimdi sağdan limiti bulduk 2. Soldan limiti bulduk 4. E bunlar birbirine eşit değil. O zaman 3 noktasında bakın 3 noktasında limit yoktur diyeceğiz. Peki sağdan limiti var mı? Sağdan limiti var. 2. Soldan limiti var mı? O da var. 4. Ama o noktada yani tam 3 noktasında arkadaşlar limitiniz yoktur diyeceğiz. Peki yandaki grafiğe bakalım. Gene bakınız grafik kopmuş arkadaşlar. 2 parça halinde verilmiş. O zaman ne olacak? Bize sağdan, soldan limit sorabilir. Ki zaten sormuş. Hangi noktayı sormuş bize? 2. Peki neden 2'yi seçmiş? Çünkü arkadaşlar bakın şu 2'yi çizerseniz yani şu x eşittir 2 doğrusunu çizerseniz bakın tam o noktada grafik kopmuş. Onun için o noktanın sağını solunu soruyor size. Bakalım sağdan gelirken sağdan gelirken yani o çizdiğiniz 2'nin sağındaki grafik. Şu arkadaş değil mi? Ordinat kaçı gösteriyor? Eksi 1. Demek ki 2'ye sağdan gelirken limit değerimiz kaçmış? Eksi 1. Şimdi soldan gelelim. Yani o çizdiğiniz x eşittir 2'nin soluna bakın arkadaşlar. O da bu arkadaş değil mi? Ha, o da kimle eşleşmiş? 3 ile. Bakınız şurada görüyorsunuz. Ordinat değeri kaçı gösteriyor? 3'ü. E gene bakın sağdan limiti eksi 1. E soldan limiti 3. E birbirine eşit değil. O zaman 2 noktasında bu arkadaşın da gene ne diyeceğiz? Limiti yoktur diyeceğiz. Demek ki yapmanız gereken şey neymiş arkadaşlar? Size sorulan o sağdan işte 5'e giderken, soldan 3'e giderken neyse hemen oradan bir tane dik doğru çizeceksiniz. Sağındaki grafiği sağdan limit için, solundaki grafiği de soldan limit için. Ya da büyük sayılar için sağ tarafı, küçük sayılar için sol tarafı kullanıp limit değerlerini bulacaksınız. Eğer sağ sol limit birbirine eşitse limit var. Değilse limit yoktur diyeceğiz. Hemen bir örnek daha bakalım. Yukarıda gerçek sayılarda tanımlı doğrusal parçalardan oluşan fx fonksiyonun grafiği çizilmiş. Buna göre ha, dikkat limit x 1'e sağdan gelirken f bileşke f artı limit x 3'e giderken fx ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakınız grafimiz parçalı bir grafik yani kopmuş bir grafik. Dolayısıyla buna sağdan soldan diye sorması gayet doğal. Şimdi şu f bileşke f'yi bir hatırlayalım. Neydi arkadaşlar? f bileşke fx demek. Önce sağdaki arkadaşı bir hesapla. O bulduğunu soldaki arkadaşın içine yaz demek doğru mu? Önce ben ne yapacağım? Buraya bir hesaplayacağım. Sonra bulduğum değer için tamamını hesaplayacağım. O zaman benim yapmam gereken ilk önce şu. Şu arkadaşı hesaplamak. Yani limit x 1'e sağdan giderken fx'i hesaplamak. Önce benim yapmam gereken şey bu. Hadi yapalım. x eşittir 1 doğrusu şu değil mi? Bakın. Bakıyoruz. Hakikaten bir sağda grafik var. Bir de solda grafik var. Ben ne diyorum? Bire sağdan yaklaştım. O zaman ne yapacağım? Sağdaki grafiği kullanacağım. Yani şu arkadaşı kullanacağım. Bu arkadaş için bire bakıyorum. Kimle eşleşmiş? 2 ile. O zaman bunun cevabı kaç arkadaşlar? 2. Dolayısıyla şurası 2. Artık ben ne yapacağım? Limit x 2'ye giderken fx'i hesaplayacağım. Doğru mu? x 1'e sağdan gelirken fx'i hesapladım. Cevabının 2 olduğunu buldum. Şimdi ne yapacağım? Sıra dıştaki arkadaş. Yani limit x 2'ye giderken fx. Yalnız 2'ye gideceğiz de 2'ye sağdan mı gideceğiz? Soldan mı gideceğiz? Onu ne yapacağız? Biz ayarlayacağız. Sakın ha gaza gelip de şu hatayı yapmayın. Hocam burada 1'e sağdan gidiyordu ya o zaman 2'ye de kesin sağdan gidiyordur. Sakın ha böyle bir şey yok. O ilk baştaki verilen yönün sağın solun ikinci arkadaşı etkilemesi mümkün değil. Yani ona bakarak bunun cevabını söyleyemezsiniz. Peki nereye bakacaksınız? Grafiğe. Şimdi bakınız. 1'e sağdan gelirken ben cevaba ne dedim? 2 dedim. Şimdi bakın şurayı temizlersek grafiğe dikkat ederseniz şu 2'yi görüyorsunuz değil mi? Bu 2'nin aşağısından yukarıya doğru geliyor. Şöyle siyahla göstereyim daha güzel anlaşılır. Bakın 2'nin şuradaki 2'ye geliyoruz. 2'nin aşağısından 2'ye doğru geliyor. Peki y ekseninde 2'nin aşağısında kimler var arkadaşlar? 2'den küçük sayılar. E hatırlayınız ne demiştim size dersin başında? Küçük sayılar demek sol demek. Ha o zaman 2'ye nereden geliyorum? Aşağıdan geliyorum. Yani soldan geliyorum. O zaman ne yapacağız? Limit x 2'ye soldan gelirken f(x)'e bakacağız. Bakın en önemli kısım burası. Burayı bir daha anlatıyorum. Grafiğimiz şurada. Bakın bir daha temizliyoruz. 2'ye yaklaşacağız. Yani şu noktaya geleceğiz. Bakın geliyorum grafikle 2 ama nereden geliyorum? Aşağıdan yukarıya doğru geliyorum. E aşağıda kim var? 2'den küçük sayılar var. 2'den e küçük sayılar neyi temsil ediyordu arkadaşlar? Solu. Ha, demek ki x2 soldan gelirken fx'e bakacağım. Şimdi o kolay. Hemen grafimizi gene temizleyelim. 2 soldan gelirken o zaman önce bir 2'yi çiziyorum. İşte burada. Bakınız bir solda grafik var. Bir de sağda grafik var. Ne diyordu? Soldan gel. O zaman soldan gelirsem grafik 2 ile kimi eşleştirilmiş? 1'i. Ha demek ki 2'ye soldan gelirken de limit değerimiz kaçmış? 1. O zaman bu yavruyu hesapladık. Buranın değeri kaçmış arkadaşlar? 1. Süper. Bu tamam. Ne diyor bir de? Limit x 3'e giderken f(x). Ha bakın 3 için sağ sol dememiş. Demek ki direkt 3'teki ordinat değeri bulmam yeterli. Bakıyorum. 3 yani üç şurada bir yerde. Ama kimle eşleştiğini bize söylememiş. E hemen biz eşleştirelim. Acaba kimle eşleşecek? Ne yapacağız? Birazcık geometri kullanacağız değil mi burada? Şimdi dikkat ederseniz şurası kaç arkadaşlar? 2 birim değil mi? Bakın 0'dan -2 2. O zaman burası kaç birim? 2 birim. Peki şurası 0'dan 2'ye kaç birim? 2. Peki burası 2'den 4'e kaç birim? 2. E şimdi dikkat edin burası 2. E burada 2'ye iki, 2. Iki. İkiz dik üçgen oldu mu? Ha, demek ki buralar kaç derece olacak arkadaşlar? 45. 45. Şimdi ben 3 için değer hesaplıyordum değil mi? Şuraya 3'ümüzü yazdık. 3'ten 4'e şurası 1 bir birim değil mi? O zaman buradan olacak 1 bir birim. Ha, demek ki 3 için ordinat gene kime gidiyor arkadaşlar? Eksi 1'e gidiyor. Bakın orada ne yaptık? Ufak bir geometri yaptık. İsterseniz şöyle bir daha temizleyeyim. Bir daha göstereyim. İyice aklımızda kalsın. Dedik ki 3 şurada bunun kimle eşleştiğini bize söylememiş. Onun için ne yapacağız dedik? Birazcık geometri kullanacağız. Ne dedik? Şurası 2 birim. E burada 2 birim. O zaman ikiz kenar dik üçgen. Şuraya 45 yazdık mı? E şimdi 3'den 4'e burası 1 bir birimse e burada ne olacak? 1 bir birim. Çünkü burası da bir ikiz kenar dik üçgen. Ha demek ki 3 için eşleştiği değerde kaç olacak? Eksi 1. Aşağı doğru bir birim indiği için onun ordinatı ne olacak? Eksi 1. Ha şimdi toplarsak buradan da kaç gelecektir arkadaşlar? İfadenin eşiti 0 gelecektir. Bir soru daha bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği çizilmiş. Buna göre limit x 1'e sağdan giderken f x artı 1 bölü f 2 eksi x ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bakın f x'in grafiğini vermiş. Ama gelmiş aşağıda fx artı 1 ile f2 eksi x'i sormuş. Şimdi bu tip sorularda yapacağınız şey şu. Önce 1'i bir yerine yazın. Yazıyorum o zaman. Yerine yazarsak f2 olur burası. 1 burada yazarsam burası da kaç olur arkadaşlar? 1 olur. Önce ne yapıyoruz? Limit x kaça gidiyorsa 3'e 5'e 10'a hiç fark etmez. Yerine yazıyorsunuz. Yazdım. 1 yazınca burası f2 oldu. 1 yazınca aşağısından oldu 1 oldu. Şimdi neyi ayarlayacağım? 2 İki de 2'ye sağ mı sol mu? 1 Bir de 1'e sağ mı sol mu? Onu ayarlayacağım. Peki onun için ne yapacağım arkadaşlar? Hani size anlattığım o dersin başında büyüklük küçüklük vardı ya. Ondan bahsedeceğim. Şimdi ne diyor? X1'e sağdan yaklaşırken diyor. Sağdan yaklaşmak ne demek? X1'den büyük olacak demek. Tamam o zaman X1'den büyük. Ama burada büyük deyince aklınıza böyle 3'tür 5'tir 10 gelmesin. Ne? 1'e çok yakın ama birden büyük bir sayı. Mesela 1,0001 gibi bir sayı. Çok yakın bir etta dibinde ama ondan bir tık büyük bir sayı düşünün. X birden büyük. Şimdi ben neyi oluşturacağım? X artı 1. Her tarafa 1 ekliyorum. X artı 1. 1 ekledim. 2. Bakın şimdi ne oldu? Ben şu arkadaşı oluşturdum. X birden büyük ise X artı 1 ne oldu? 2'den büyük oldu. Ne demiştim size? Büyük sağ tarafı küçük sol tarafı temsil ediyor değil mi? O zaman x artı 1 2'den büyükse demek ki f 2'den büyük. Yani 2'ye nereden yaklaşacağız arkadaşlar? Sağdan yaklaşacağız. Şimdi ne yapalım? Diğer arkadaşa bakalım. Ne diyor? 2 eksi x. Hadi bunu oluşturalım. Ne demiştik? x 1'den büyük demiştik. Şimdi 2 eksi x'e bakacağım. Acaba 1'den büyük iken için 2 eksi x büyük mü küçük mü? Ne yapalım? Önce eksiyle çarpalım. Sonra her tarafı 2 ekleyin. Bakınız ne oldu? 2 eksi x de, ha şurada bir hata yaptım yalnız işlemiyorsunuz. Her tarafı ben eksiyle çarpınca eşitsizlik yön değiştirecek değil mi? Hemen şurayı düzeltiyorum. Evet. Şimdi bir daha başta anlatıyorum. x birden büyük demiş. Eksiyle çarptım. Eksi x küçük, eksi 1 oldu. Neden? Bir eşitsizliği eksiyle çarpınca yön değiştiriyorduk. Ve sonra her tarafı 2 ekliyorum. 2 eksi x, 2 ekle 1. Şimdi bakın ne oldu? x birden büyük için 2 eksi x ifadesi birden küçük geldi. E birden küçük ne demek? Soldan demek değil mi? O zaman f ne olacak? 1'e soldan yaklaşacak. Bakın bunu şöyle de yapabilirdiniz. Hiç ya hocam ben bunları anlamadım. Böyle eksiyle çarptınız, artıyla çarptınız, bir şeyler yaptınız. Kafam karıştı diyorsanız şöyle de düşünebilirsiniz. Gene aynı şekilde önce ne yaparsınız? X yerine bir 1'i yazarsınız. Yazıyorum. 1 yazınca burası ne oldu? F2. 1 yazınca burası ne oldu? F1. Şimdi sağ mı sol mu onu ayarlayacağım değil mi? Ne diyordu? X1'e sağdan giderken. 1'e sağdan giderken ne demekti? 1'den büyük olacak. Mesela 1'den büyük bir sayı. 1.5 bir gibi düşün Daha böyle işlem yapması kolay olması için. Ben gelir buraya 1.5 yazarsam 1.5 bir, bir daha ne yapar? 2.5. Yani 2'den büyük bir sayı olur mu? Olur. 2'den büyük bir sayıysa bu ne demek? 2'ye sağdan yaklaşacağız. Yani. Şimdi gelelim aşağı tarafa. Ne diyorduk arkadaşlar? Birden büyük bir sayı yazdığınızı farz edin. Mesela bir buçuk dedik değil mi? E gelir ben buraya bir buçuk yazarsam. 2 eksi bir buçuk sıfır buçuk. Yani birden küçük bir sayı elde ederim ki. O da ne olacak arkadaşlar? Eksi olacaktır. Burada verdiğiniz değer esasında önemli değil. Ben bir buçuk dedim. Siz bir nokta sekiz deyin. Bir nokta dokuz deyin. İsterseniz iki deyin, üç deyin, beş deyin. Yeter ki birden büyük bir değer deyin. Sonra o değeri buraya yazdığınızda neyi kontrol edin? bulduğunuz değer buradaki bulduklarınızdan yani 2 ile 1'den büyük mü küçük mü onu kontrol edin. Eğer büyükse sağdan yaklaşıyorum küçükse soldan yaklaşıyorum. Ama o ilk yaptığım vardı yani her tarafa 1 ekle her tarafı eksi ile çarp 2 ekle falan en doğru çözümü en bilimsel çözümü esasında o. Oradan yorum yapması daha garanti daha netti. O zaman artık biliyorum ben 2'ye sağdan yaklaşacağım. 1'e soldan yaklaştın. Önce 2 için bakalım. 2 burada değil mi? Bakın şöyle çiziyorum. Hakikaten 2'nin bir sağında grafik var. Bir de solunda grafik var. Ne diyor? 2'ye sağdan yaklaş. Yani sağdaki grafiği kullan. E sağdaki grafik için arkadaşlar 2'yi kimle eşleştirmişler? 1 ile. Hemen gelelim diğer arkadaşa. 1'e soldan yaklaşan. E 1 nerede arkadaşlar? Bakın 1 burada değil mi? Şurada. Bakıyoruz hakikaten bir solda grafik var bir de sağda grafik var. Ne diyordu? Bire soldan yaklaş. Yani soldaki grafiği kullanacağım. Soldaki grafik için 1 kimle eşleşmiş? Üçle. O zaman aradığımız cevapta kaç gelecektir arkadaşlar? 1 bölü üç gelecektir. Evet bu örneğimizle beraber dersimizi de tamamlamış buluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu sadece limitte bir soru tipi diyebileceğimiz bir kısım. Limitin başka özellikleri, kuralları tabii ki de var. Bunları da başka derslerimizde mutlaka inceleyeceğiz. Umarım bu faydasını görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.